Öncelikle kasetli bir tuvalet aldılar. Kasetli tuvalet karavanlarda olmazsa olmaz bir ürün açıkçası. Ben bunu şu amaçla aldım. Yani sürekli kullanım amaçlı değil de acil bir ihtiyacımız olduğunda gece olur. Ne bileyim çocuğun çişi gelir vesaire. Ani acil durumlarda kullanmak için aldım. Hani normalde çok fazla kullanacağım bir ürün değil. Ama olması gereken ürünlerin arasında yer alan bir parça. Biz küçük bir model tercih ettik. 10 litrelik. Bunun 20 litrelikleri de var. Yani 20 litre pis su deposu olanlar da var. Biz 10 litreliğini tercih ettik. Çünkü kanalımızın içi ufak. Çok büyük değil. Acil ihtiyaçlarımızın giderilmesi için. Zaten birçok yere gittiğimiz zaman yakında ya cami oluyor, ne bileyim ya yol üzerinde benzin istasyonları oluyor ya da yakınlarda tuvalet oluyor, öyle söyleyeyim. Hani olmayan ıssız bir yerlere gittiğinizde bunu rahatlıkla kullanabilirsiniz. Biz uygun bir model tercih ettik. Farklı marka modeller de var. Şimdi bunun kullanımı şu şekilde oluyor arkadaşlar. Burada bir tane böyle bir valfi var. Bunu çekiyorsunuz, kapatıyorsunuz. İşte ihtiyacınız geldiğinde bunu çekip işinizi görüyorsunuz. Ardından şurada bir pompa var. Bu pompaya 2-3 defa bastığınızda buraya tazikli bir su veriyor ve aşağı inmesini sağlıyor. Şurada da bir kapağı var. Şöyle göstereyim. Buradan temiz suyu dolduruyorsunuz. Yaklaşık 19 litre temiz su alıyor burası. Buraya suyu dolduruyorsunuz. Örnek veriyorum, kampa gideceksiniz. Hazırlayın bunu. Suyunu doldurun. Daha sonrasında dediğim gibi ihtiyaç halinde açın, kullanın. Daha sonrasını kapatıp suyu basın. Şimdi arkadaşlar bunu kullanırken şu nokta çok önemli. Buna ilaç atmanız gerekiyor. Şimdi şöyle bir ilacımız var. Şu şekilde. Yani farklı markaların da var. Bu ikisi bir arada hem parçalayıcı hem koku önleyici. Bu olmadan bu sistem çalışmıyor maalesef. Bunu da temiz su haznesine doldurmuyoruz veya içine dökmüyoruz. Çünkü bu kısımda bir conta olayı var. Burası kaçırmaması gerekiyor. Bu da contaya zarar verebiliyor açıkçası. Onun için bunu şu şekilde kullanıyoruz. Hemen onu tarif edeceğim. Burası önemli çünkü. Şimdi bu hazneyi çıkardınız. Bunları tabii ileriki aşamalarda hep dışarılarda yaparsınız. İçeride yapmazsınız. Şu an hiç kullanmadığınız için burada gösterebiliyorum size. Şu şekilde parçaya ayırdınız. Bu sizin pis su deponuz. Bunun da burada bir ağzı var. Örnek veriyorum, bunu kullandınız. Tekrar arabaya koyacaksınız. Hazır bir şekilde koyun. Şurayı açtınız. İşte içini döktünüz. Neyse. Buraya 100 milim. Bu 10 litrelik olduğu için 100 milim koymanız yeterli. 20 litre ise 200 milim koyabilirsiniz. Buraya hemen, burada zaten ölçekleri var. 100 milim ilave ediyorsunuz buraya. Bakıyorsunuz, evet 100 milim oldu. Bunun içerisine de 1 litre su ilave ediyorsunuz. Değil mi Mahireli? 1 litre su. 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 Su, su, su. 1 litre su ilave ediyoruz. Daha sonrasında bunu kapatıyoruz. Tamam. Burası hazır olmuş oluyor. Şöyle hemen şey yapayım. Arkadaşlar, yukarıdan koymamamızın sebebi, şurada görüyorsunuz, açıp kapıyorum. Bir conta sistemi var. Bir mekanik bir sistem var. Bu su buraya zarar verebiliyor. Ve zamanla buradan su kaçırmaya başlıyor. Örnek veriyorum, ağzını kapattınız, dökmeye gidiyorsunuz. Buradan akmaya başlıyor falan. Kötü bir şey. Hani bu zamanları zaten yıpranabilir ama bunun daha uzun kullanım süresini uzatmak için, yani bu kimyasalı şey yapıyoruz, buradan dolduruyoruz. Yani mümkün olduğunca kimyasalı buraya değdirmemeye çalışıyoruz. Daha sonrasında bunun suyu 1 litre su, 100 milim ilaç koyduk. Daha sonrasında kapatıyoruz arkadaşlar. Her marka modelin açılıp kapanma sistemi farklıdır. Bu da bu şekilde. Hemen üstüne geliyor. Alt yanda mandalları var. Şöyle hemen gösteriyorum. Şu şekilde. Tamam. Şu an kullanımı hazır bir vaziyette. Bir dakika.